Merhaba Para Birlik kanalı izleyicileri. Hepinize iyi hafta sonları, iyi cumartesiler. Evet, bugün endeks kapalı ve genel haberlerle karşınızdayız. İhracat yapmak ülkemiz açısından, ekonomik veriler açısından oldukça önemli biliyorsunuz. Şimdi sizlere ihracat oranı en yüksek 30 şirketi vermeye çalışacağız. Yani dev karlı şirketler. 30 şirketin 15 tanesi BIST 100'de, 15 tanesi BIST 100 dışında olan şirketler arkadaşlar. Evet, 2023 3. çeyrek bilançolarına göre ihracat oranı en yüksek 15 BIST 100 hissesi. Türk Hava Yolları %90,01, Borusan %75,22, Ford Otosan 70,70, Alarko Holding 70,30, Kocaeli Çelik 69,41, Vestel Beyaz Eşya 8,81, Otokar 66,70, Vestel 62,54, Coca-Cola içecek 58,98, Yayla Gıda 58,66, Pegasus 58,12, European Industry 58,06, Arçelik 56,52, Tav Havalimanları 53,53, Karsan Otomotiv %49,01. Bu 15 hisse arkadaşlar BIST 100 endeksinde bulunan ihracat oranı en yüksek 15 hisse. Şimdi BIST 100 dışı ihracat oranı en yüksek 15 hisseyi verelim. Pacific Eurasia Logistics 95,23, Hatsan Gemi 93,89, Frigopak Gıda 93,73, Elite Natural Organik Gıda 92,48, Yonga Mobilya 91,43, Agroteknoloji 89,43. Görüyorsunuz ilk 6 neredeyse 90, yani %90 oranındaki üretimlerini yurt dışına satıyorlar. Hatay Tekstil 87,03, Avot Gıda ve Tarım 86,04, Erciyes Çelik Bolu 86, CVK Maden %85,81, Burçelik Vanas 83,95, Acı Payam Selüloz 80,54, Sun Tekstil 79,74, Mekka Beton 79,02, BMS Birleşik Metal %78,90. Bunlar da oldukça yüksek oranlarda ihracat oranına sahip BIST 100 dışında kalan şirketler. Peki nedir bu ihracat oranı? Bu özellikle son vergilendirmelerden sonra Türkiye'de ihracat yapan şirketlerin karlılıkları devasa bir şekilde artmış durumda arkadaşlar. Bu net. Yani yurt dışı satışların toplam satışların oranını temsil ediyor bu oran. Bu şirketler satışların büyük bir çoğunluğunu yurt dışına gerçekleştiriyorlar gördüğünüz gibi. Hisselerin yüksek ihracat oranına sahip olması şirketin dağıtılabilir karını olumlu yönde etkiler. Döviz pozisyonunun güçlenmesi ise şirket için yeni yatırım kaynağı oluşturur. Yani burada zaten döviz pozisyonu yükselmesi önemlidir. Çünkü ihracat oranı yüksek olan şirketler kasalarına döviz girdisi sağlayarak finansallarını daha güçlü konuma getirebilirler arkadaşlar. Ancak global piyasalarda yaşanan olumsuz durumlardan ise ilk etkilenen şirket olurlar. Tabii ki bu çok az bir olumsuzluk tarafı, yoksa ihracat oranı yüksek olan şirketler her zaman için daha fazla kazanır ve sistemde kazanmasını daha fazla ister çünkü ülkeye döviz girer. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar arkadaşlar.